Bütün gece baktı ama değil mi? Her baktığında seninle göz göze geldi. Bence bayağı kıskandı ha. Ya valla geldi bana şey dedi. Ya dedi bu kız dedi nasıl dedi izin aldı dedi. Çıktı evden dedi bu izin bizim alamaz dedi. Ben de tabii dedim ki Cem Bey dedim. O dedim öyle eskidendi dedim. Böyle bir de şşş akıllı ol şeklinde öyle bir tavır sergiledim. Oh çok iyi yapmışsın ya. O yanındaki kız kim? Ne o? Sevgili falan değil herhalde. Yok zannetmiyorum. Sevgili falan değil. Yani çünkü aralarında konuşmalar şuydu. Burcun ne? Senin ne? Benim şu falan gibi böyle geyik konuşmalar geçti arasından. Yani yarın sabah birbirini tanımazlar. Şesu, sen yarın ofiste Cem'in telefonlarını dinlemeye devam et. Yine yarın akşamki programını öğrenelim, tamam mı? Abi saat kaç ya? Oho! Saat 2, insaf. Neredesin oğlum sen? Hasta sus, sinirlerim bozuk zaten. Gitar hocası manyak çıktı. Kardeşim bırak gideyim diyorum. Yok, 2 saat daha kalacaksın. Parasını peşin aldım diyor, bir şeyler diyor. Yaprak geldi, oturdu dibimize. E o zaman ben kaçtım. Aslı sana emanet. Aslı, çünkü Halkalı'ya gidişim 2,5, yatışım 3 yani. Tamam canım? Tamam hadi canım, sağ ol. Hadi bay bay. Şey söyleyelim mi çıkıyorsunuz yoksa? Vallahi ikiniz de yatır keserim artık ha. Bana bak sen lafını bil. Düzgün konuş, benle hayatını karartırım. Hadi aç kapıyı, hadi. Aa, merhaba Volkan, inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Vallahi ben de inanmıyorum. Ne yapıyorsunuz bu saatte burada? Hemen anlatayım. Şimdi Volkicim, biz Kubi'yle önce bir drink aldık. Sonra sinemaya gece 12 matinesine gittik. Ya seni aradım, aradım ama cebin kapalıydı. Ya ondan haber veremedim. Gitar hocası kapattırdı. Tuhaf herifti ya. Volkancığım, bastırdık parasını, tuttuk en iyisini. Her zaman söylediğim gibi, Kubi'yim ama para bende. Bu espri... Ya tuttu ben süper. Çok, çok beğeniyorlar bunu. Ya yalnız ben bir şey merak ettim ya. 40 yılda bir işimiz çıkıyor. Hemen planlar yapıyorsunuz birlikte. Nedir senin bu mevzu? Aa Volkan, kıskanç gördüm seni. Volkan sen abartmayalım. Şşş çocuklar bir dakika. Ya babamın sesi geliyor. Bunlar uyandı bizi bekliyorlar bence. Aç aç. Beklerler tabii geç kaldık. Kıyamet kopacak yine içeride. Seninle sonra konuşacağız. Aslı anlamıyorum. Niye Löban buradan erkenden ayrıldık? Onları bekleseydik peşlerinden gitseydik. Olur mu Fatoş ya? O zaman çakılırdı öyle onları takip ediyormuş gibi. Böyle daha güzel şüphe çekmez. Hani sokakta aa sokakta karşılaştık falan gibi olacak. İyi de Cem seni gördü mü ki orada? Aslı vallahi bak arkadaş arkadaş dinlemem. Yani Cem'i kıskandıracaksın diye ona buna göz süzüp duruyorsun. Gözümden kaçmıyor yani. Ben Anadolu insanıyım ya. Tavrım sert olur Aslı. Kimseye göz süzdüğüm yok Şesu. Öf sen karışma. Ah geliyorum. Neresi? Aa orası. Geliriz oraya tamam. Biz oraya geliyoruz. Aa. Hadi görüşürüz. Merhaba. Ay inanmıyorum. Siz bizi mi takip ediyorsunuz? Önce Löbambu'da şimdi burada. Aa siz Löbambu'da mıydınız? Şesu. Aslı ben. Cem'in arkadaşıyım. Tanıştırmayı unuttum tabii ben de. Bu da... Seyhan. Seyli bir şey diyorum. Diyemedim. Hadi o zaman biz de gidelim. Nereye Cem? 24'de neden? Bu ne tesadüf. Biz de 24'de gidiyorduk. Aa ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Evet Semra hadi. Seyhan. Kurban olayım Aslı yapma. Yapma lütfen yapma daha fazla dans etme. Yani adamı bak
Kafada bitirmiş meseleyi, niye anlamıyorsun? Ne demek kafada bitirmiş Yusuf ya? Bak Aslı'cığım hayatım, bu aşk hikayesi de böyle bitecekmiş. Aman boş ver, bu gider, öbürü gelir şeker. Nasıl, ne demek böyle bitecekmiş? Bitti mi şimdi yani, ne demek bitti? Sen demedin mi Fatoş git kendini göster, dans et, kıskandır bilmem ne, kendine gelir diye ya? Dedim ama yani... Fatoş, bu akşam benim son şansım. Aslı, niye anlamak istemiyorsun? Adam bu tarafa bakmıyor bile yahu. Ne haber Cem? Biz de buradayız. Biliyorum, girerken gördüm. Aslı ben. Aslı, Ceren. Ceyda. Özür dilerim, Ceyda, Aslı. Şu barın üzerine çıkacağım, yardım etsene Cem. Neden? Barın üzerinde dans edeceğim. Şuraya bir çıkarsana beni. Dans edeceğim barın üzerinde Cem, niye itiraz ediyorsun? Sen iyice coştun ya, sen dağıttın kendini ya. Ne demek barın üzerine çıkacağım da dans edeceğim? Ne demek bu? Bir kişi var mı burada barın üzerinde dans eden? Yok. Sana ne Cem, sana ne? Senin hayatında ne değiştirecek? Farkında bile değilsin ya. Ne demek farkındayım? Ben her şeyi farkındayım. Öyle bir farkındayım ki. Ben biliyorum, sen aranıyorsun sen. Asıl sen aranıyorsun. Bu hafta kaçıncı kız bu ya? Pardon Ceren. Ceyda. Herkes de aramı bozup duruyorsun. Nereye gitsem kafamı çeviriyorum, oradasın. İnanamıyorum, gülüyorum. Bakar mısın? Sen farkındasın yani benim burada olduğumun. Ne demek farkındasın yani? Kör müyüm ben, kör müyüm ha? Kör müyüm? Gitti. Ceren de gitti işte. Ceyda. Aman herif. Her neyse ya. İşte bu. İşte bu. Sen benim çevremdeyken benim bir başkasıyla ilişkiye girmemin mümkünatı yok. Zaten canım da istemiyor. Ben seni rahat bırakırım Cem. Ne olacak? Ben seni rahat bırakırım ama sen zaten umurunda değil ki benim etrafta olmam. Ya biz bir ilişki yaşadık ya. İnsanda birazcık sevgi kalır. Sevgi ha? Evet. Sevgiden bahsediyoruz evet. Ha? Asıl ben sende öyle bir şey görmüyorum. İnsan bir açık kapı bırakır ya. Ama yok. Yok sende. Ne? Ya nereye gitsem peşinden geliyorum. Sadece geceleri değil, gündüzleri de sürekli beraberiz. Boyum 1.75, topukla 1.85, saçım sarı artık. Ben daha ne yapayım senin dikkatini çekmek için ya? Ne diyorsun be? Evlenme teklif ettim, kabul etmedin. Sen benimle evlenmek istemedin ki. Ne demek? Sen korkup caydın. Hayır efendim, ben sen istemiyorsun diye gurur yaptım. Ne? Ben seninle evlenmek istiyorum. Ben de seninle evlenmek istiyorum. Hadi ya. O zaman evlenelim canım. Tamam. Köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.